Vay yemin ederim. Sayın seyirciler, Kanal Siyaset yollarda. Bugün ise Keskin'deyiz. Keskin'de abilerle sohbet edeceğiz. Keskin'de bakalım seçim nasıl gidiyor? Soralım kendisinden, belediyeden memnunlar mı? Belediye başkanı olsanız neler dersiniz? Halk olarak belediye başkanları neler istiyorsunuz? Efendim, buyurun. Belediye, şu anda belediye başkanından memnun değiliz. Evet. İşte seçilecek adaylara başarılar dilerik. İnşallah hayırlısı olur memleketimiz için. Bu kadar söyleyeceklerimiz. Peki. Siz neresin abi? Beyefendi, öncelikle geldiğiniz için teşekkür ederim sizlere. Tabii mevcut iktidardaki yönetimdeki tabii arkadaşımız çalışmak ister diyorum, çalışmak ister ama herkes çalışmak ister ama ne yapsın, elinden geldiği kadar bunu diyelim. Rahatsız ediyoruz, kusura bakmayın. Artık beceriksizliğine verelim mevcut yönetimdeki arkadaşımızın. Peki gelecek belediye başkanı sizce kim olur? Ne istersiniz? Ben bütün... Artık herkes bir yerlere netleşti bir şekilde. Tabii. Ben bütün belediye başkanına, adaylarına hayırlı uğurlu olsun derim. Memleketimiz için kim hayırlıysa, Keskin'e kim hizmet edecekse onun gelmesini. Hayır diyelim, hayır mı olsun diye. Hayır diyelim, hayır olsun. Keskin her şeyin en güzeline layık diyor. Doğrudur. Keskin en güzel. Ben şöyle diyorum. Keskin bir tarihti. Doğru. Tarihimizi yaşayalım. Doğru. Tarihimize sahip çıkalım. Doğru. Sen ne desin abi? Vallahi ben ne diyeyim? Ben cahil adamım. Ne diyeyim yani? Bizde diyor temenni inşallah iyisi olur diyor. İyisi olur diyor. İyisi olur diyor. Başka ne diyeyim yani? İyisi olur. Adaylardan. Hepsine ben hayırlı uğurlu olsun derim. Hangi adayım? Ben kim? Dede Yıldırım. O şey var, MHP var. MHP var. Evet. Hemen hemen bütün siyasi partilerden hemen hemen adayımız mevcut. Adaylarımız hepsi tamam. Evet, tamam. Mevcut da var. Hepsine ben başarılar diliyorum. Memleketimizin hangisi hayırlıysa onun gelmesini gönülden istiyoruz bir vatandaş olarak. Peki Keskin'e çok acil yapılması gereken sizin gözünüzde nelerdir? Vallahi beyefendi, ilk en önemli sorunumuz bizim burada su sorunu. Evet, büyük bir sorunumuz var. Geçtiğimiz günlerde herhalde bir sıkıntı olmuştu. Doğru, geçtiğimiz günlerde bir sıkıntı olmuştu. Su sorunu var. İşte buna benzer altyapımız şu anda, altyapımız hoş değil. İlçemizin altyapısı yok. Onun haricinde temizlikte bir sıkıntımız var. Temizlik yeteri kadar yapılmıyor. Bunun haricinde zencilerin parası verilmedi. Öyle duruyor. 30-40 milyon alacakları var içeride. Ne olacak bu? De hükümetik yani. Evet Sayın Seyirciler. Valla burada sorun çok görünüyor ama bakarız biraz sonra abilerim geçiyor. Şunları da çevireceğim biraz sonra. Abi gelin bakalım. Gelin abi. Sen o zaman seni göndereyim abi. Gel abi. Şey abi. Nasılsın abi? Sağ ol, iyiyim. Siz nasılsınız? İyi şükür. Allah razı olsun. Keskin mi yani? Keskin'deyiz. Evet. Evet, buyurun. Ayıktayız. Ne yapıyoruz Keskin'de? Nasıl bir seçim bekliyorsunuz? Vallahi seçim şu anda çok iyi gidiyor. Evet. Seçim şu anda çok güzel. Adaylar. MHP'nin biraz daha güçlü olduğunu gösteriyor burada. Evet. Büyük ihtimalle inşallah MHP'nin alacağını düşünüyorum ben. Peki çok acil yapılması gereken ne? Keskin'in suyu. İşsizlik hat tabağda. Gördüğünüz Keskin'in bir gelişme. Evet, Keskin. Ben bilirim Keskin ama Keskin'de hizmet yok. Yok. Evet. İnşallah. Yani o da olmamasının sebebi hükümetin buraya el atması gerekiyor ya. Personel de maaş var değil mi? Evet. Peki siz geldiğiniz zaman söyleyeceksiniz? Yani Milliyetçi Hareket Partisi olarak nasıl söyleyeceksiniz? Onu belediye başkan adayları bilir şu anda ben. Sen tahmin edemiyorum diyorum. Ha. Peki. Tamam. Sağ ol. Valla benden demesi Keskin çok sıkıntılı. Sayın Başkan hizmet yapmadı diyorlar. İnşallah yapar. Ama biz de kendilerine başarılar diliyoruz. Yani gerçekten Keskin dediğimiz gibi tarihimize sahip çıkalım.
Bu seçimde bakalım neler bekliyor, adaylar neler yapmak istiyor. Biraz sonra da adaylarla röportajlar yapacağız. Kendilerine soracağız. Keskin için neler düşünüyorsunuz? Bizi izleyin. Seyirciler, röportajlarımız devam ediyor. Şimdi yanımda yine Keskinli hemşehrilerimiz var. Evet. Evet, ne diyoruz Keskin? Keskin olalı böyle bir seçim gördü mü? Görmedi. Keskin Bülent Altınış'ı yaptığı hizmetin devam edeceğine inanarak Bülent Altınış'ı belediyesi olarak görmek istiyor Keskin halkı. Evet. Peki yaptıkları, eski yaptıkları yapacakların teminatı mı diyor? Teminatıdır. Evet. Bunu da Keskin halkı takdir ediyor. Bülent Altınış'ın seçiminde hiçbir şüphesi yok. Kazanmadı. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle dostların sayesinde Bülent Altınış seçimi bitirmiştir. Evet. Bu sefer Bülent diyorsun. Fark atacak Bülent. Peki Keskin ne sorunu? Keskin'in daha işteyim böyle gelin buraya gelin. İşsizlik sorunu var Keskin'in. İşsizlik sorunu var. İşsizlik sorunu var tabii. En büyük sorun işsizlik Keskin'de. Peki çok acil yapılması gereken ne? Halk olarak ne istiyorsun? Halk olarak yapılacak şey göçü önlemek. Mühim olan bu tabii. Evet. En mühim bu. Burada adam memurluk yapıyor, Kırıkkale'de oturuyor. Burada otursun diyorsun değil mi vatandaşlar? Burada otursun, o para burada kalsın. Peki, abi ne diyorsunuz? Keskin'e ne diyorsunuz buralara? Vallahi Keskin'in sorunları pek çok. Söylemekle bitmiyor ki yani. Birkaçını söyle bayram sorunlarını. İşsizlik var o Verdi abinin dediği gibi. Ondan sonra su sorunları var. Konut sorunları var. Temizlik sorunları var. Sorun saymayla bitmez yani. Peki belediye maaş veriyor mu? Vallahi orada çalışanlara soracağım onu. Peki, ne diyorsunuz abi siz? Aynen arkadaşların söylediği gibi işsizlik sorunu başta bir. Göç önlenemiyor. Tarımsal sorunlarımız var. Yani Keskin bir çiftçi bölgesi olduğu için fiyatlar düşük. Bundan da muzdaribiz. Peki belediye başkan adaylarından ne istiyorsunuz? Efendim bize bir seçim olsun. Halk ile adaylarımızın hepsi de iyi yani. Şu an için hepsi de birbirlerinden temiz. Memleket için daha iyi, daha şeffaf, halka açık bir yönetim istiyoruz. Hangisi olursa olsun. İnşallah hayırlı olan neyse o olsun. Keskin bir tarih diyoruz. Tarihimize sahip çıkalım. Tabii 1923'ten 1920'den bu yana tarihe damgasını vurmuş. Tarihe damgasını vurmuş. Atatürk'e önderlik, arkadaşlık yapmış. Rıza Beyler gibi Huvayi Milliye'nin birinci derece burada toplanmış. Burası önceden Kırşehir'e bağlıydı. Atatürk'e ve İstiklal Harbi'ne iki tane uçağı orduya ilk iki tane uçağı teslim eden Keskin esnafıdır. Çok köklü bir geçmişi var Keskin'in. Cumhuriyet'in temelleri burada atılmıştır. Öyle bir yerdir burada ama gelen gitti. Keskin'e sahip çıkalım diyor. Ben öyle diyorum değil mi? Evet abi ne diyorum? Valla ne diyeyim? Keskin oralı böyle bir bu 10 yıllık iktidar dakikide rezilliği görmedi. Şu anda eğer ki bir belediye başkanı hizmetlerinde yaptı. Ne yaptılar 10 yıllık iktidarlarında? Desinler ki şunu da şuraya diktim, göstersinler. Diktikleri işte bir tane teneke diye orada. Önce personelin karnını doyursun. Bir, bastığı, şu gezmiş olduğun şu meydan giden belediye başkanlarının eseri. Her belediye başkanımız bir hizmet yapmış diyorsun o zaman. Böyle. Ya her belediye başkanı değil, bir belediye başkanı yaptı burada bu hizmeti. Ha o da alıp sırtına götürmedi. Yine vatandaş geziyor. Vatandaş bunun bilincinde değil. Niye değil? Deme lazım. Herkes cebini dolduruyor. Bir şeyler yapayım amacıyla. Tamam mı? Bu memleket kaderine şey oldu. Gıptayla bakılıyor. Doğru mu? 3 tane milletvekilimiz var. Başbakan yardımcımız ya. Keskin olarak. Ne yaptı şu memlekete? Desin ki ben şunu yaptım veyahut da şunları sağladım. Bugün suyumuz akmıyor. Belediyenin 36 trilyon borcu olmuş. Suyu kesiyorlar küt tedaş. Ondan sonra halk perin perişan. Ne istiyorsunuz belediye başkanları adaylarından? Neler istersiniz? Valla belediye başkanı adaylarından bizim istediğimiz, bizim suyumuz aksın, bizim gadağımız şeffaflaşsın,
doğru düzgün gezelim. Sularımız işte, çöpümüz alınsın. Belediye başkanı ne yapacak burada? Fabrika kuracak değil, şey diye de amme hizmeti yapan biri. Çöpümüzü alacak, suyumuzu alacak, sorunlarımıza bakacak. Hepsi bu. Evet, yanında bir abi var. Abi neler diyorsun? Bu belediyeler hakkında. Evet. Belediye başkanlarından tabii keskin kalkarım. Çok büyük beklentileri var. Evet. Efendime söyleyeyim, bu beklentilerinden biri şehrin en birinci altyapısı su şebekelerinin değişmesi. Efendime söyleyeyim, halka açık park ve bahçelerin çoğaltılması. Efendime söyleyeyim, gençlerimizin mümkün mertebe işsizlik alanlarını belediye başkanları şehrin lokomotif görevini üstlenir. Bunu halkın içinde olan bir belediye başkanıyla Keskin'in sorunlarını çok acil olarak çözüme kavuşturulup bir şehir gibi şehir yapısı kazandırılması lazım. Bunu da efendime söyleyeyim, geçmiş belediye başkanları maalesef bunu beceremediler. Efendime söyleyeyim, 15 yıl belediye başkanlığı yapmış Anavatan Partisi'nden, AK Partisi'nden Yahya Uçançelik, efendime söyleyeyim, bence bir hizmet yapmadı. Efendime söyleyeyim, Bayram Hoca yani yapmış gibi gözüktü ama o da halkın içine inemedi, bir şey sergileyemedi. Efendime söyleyeyim, geçmişte Bülent Altınışık'ın getirmiş olduğu birkaç takım araçlarla işte hala bu şehrin işte var olan yarım hizmetleri görülüyor. Ama iktidar gücünü keskin hissedemedi. İktidar gücünü hissedemedi, hükümetin gücünü hissedemedi. Efendime söyleyeyim, belediye çalışamadı bu belediye. Yani ben zannediyorum ki yani çok eminim gelecek AK Parti'nin bayan aday da bir şey yapamayacak. Devam edeceğiz diyor. Hep aynı şekilde sıkıntılar devam edecek. Evet, aynı şekilde. Niye? Kız bura bir bayan için hazır bir ilçe değil. Bayan Keskin için hazır değil. Yani. Hazır değil. Evet. Efendime söyleyeyim, Keskin'in sorunu çok. Bayan Ankara'da oturuyor. Keskin'in yapısını, efendime söyleyeyim, geldisini gittisini bilmiyor. Ben bayanın var ya gelmesine karşı bir şeydim. Ben AK Partiliydim. 11 sene yönetiminde bulundum ve şiddetle karşı çıktım bayana. Ben iki kişiye dedim. Ya Dede Yıldırım gelsin AK Parti'ye, ya Bülent Altınışık gelsin dedik. Biz bunun mücadelesini verdik. Maalesef gelemediler. İkisi de gelmedi. Bayan geldi. Bayanın ben siyasetten ve politikadan yani yoksun olduğunu hissettim. İşi beceremeyeceğini anladım. Bu bayanla yönetilecek bura bir şehir değil. Efendime söyleyeyim, bayanın çok eksikleri var. Bayana hazır değil Keskin. Bayana hazır olması için bir 20 yıl geçmesi lazım. Bura 20 yıl geçmesi lazım. Bura bir Ankara, efendime söyleyeyim, bir İstanbul ilçeleri falan olsa ben bir şey demem bayana. Buyur derim ama bir bayanın buraya hizmet edeceğini, halkın sorunlarını dinleyeceğini, halkın ne ağrısı var, ne derdi var, ne cenazesi mi var, hastası mı var, kime yardım olacağını bilmeyen bir bayan. Onun için AK Parti büyük yanlışı bu bayanı getirmekle yaptı. Keşke ya Dede Yıldırım'ı ya Bülent Altınışık'ı getirmiş olsaydı, bunun ikisi de bu işleri, belediyeciliği biliyordu. Bu hizmetleri daha iyi şekilde vatandaşa sunacağına emindim. Evet. Ama olmadı. Efendime söyleyeyim. Bayanın ben yani bu Keskin'e bir şey vereceğini hiç zannetmiyorum. Evet. Zannetmiyorum diyelim yani, kesin eminim bayanın, bir bayan adayın bir şey vereceğinden peki, hiçbir şey yok. Peki. Evet. Peki, teşekkür ederim. Ben iki dönemdir belediye çalışıyorum. Yaklaşık 10 senedir belediye çalışıyorum. Ve Yahya Başkan'ın dönem yaptığı sıralarda ben belediye hizmet yapıyordum. Ve Milli Eğitim'e geçtik. Ve biz yaklaşık 3 senedir maaş almadık. 3 sene boyunca AK Parti bize para ödemedi. Kimi intihar etti, kimi eşinden ayrıldı, kimi yuvası yıktı, kiminin elektriği, kiminin suyu kesildi. Kimi okula çocuğu gönderdi okuluna, ayakkabı alamadı.
AK Parti hiçbir zaman yanımızda olmadı. Ben AK Partiliyim ama bu sene AK Parti'ye oy vermeyeceğim. Neden? Niçin vermeyeceğim? AK Parti benim şu anda alacağım para var. 3 senelik maaşım var. Alamadım bu seneden beri. Ve ben halen daha ödemedim. Ve bugün katılım sizin yaptılar. Gibi, sizin gibi alamayanlar da mı? Var. Çok. Yani alamayan çok işçi var. Bunu Keskin Belediyesi biliyor. Keskin çalışan belediyesi arkadaşlar da biliyor. Ve bunu bile bile bugün AK Parti'ye katılım yapıyoruz. Ne için katılım yapacağız? AK Parti borçları ödeyecekmiş. AK Parti kimin borçlarını ödeyecek? MHP'nin borcunu ödeyecek, CHP'nin borcunu ödeyecek ya da başka bir partinin borcunu ödeyecek. AK Parti zaten bize borçlu. Bize borçlu bir olan insan önce borcunu ödesin. Desin ki benim sana borcum bitti, gel yanıma. E senin zaten bana borcun var, 5 sene ödemedin. Kazanırsan 5 sene daha ödemeyeceksin. Ben gerçekten Keskin için, yani Keskin'e yakışın bir belediye başkanı istiyorum. Ben çocuklarım her hafta sonu ben parka götürüyorum. Niçin? Park kalmadı. Evet. Ama Bülent Şükrü Altınış'ın zamanında park vardı. Peki adaylardan ne istiyorsun? Adaylardan ne istiyorum? Gerçekten hani gerçekten Keskin için çalışmak istiyorsa, yani çocuklarımız için, gelecek nesillerimiz için, gerçekten Allah rızası için, yani buraya ilk yapılacak şey fabrika. İş sahası. Ondan sonra arası gelir. Çünkü halk yedi miydi, karnı tok oldu muydu, iş sahası oldu muydu, artık bunun arası gelir. İş sahası yok. Nerede bana 25 yaşında bir genç gösterin burada, var mı? Yok. Niye? Hepsi gittiler şehir dışına. Neden? İş sahası yok. Aç. Yok. Ben belediyeye geçtim, işe geçtim Allah'a şükür olsun. Ama diğerler çok, burada bir sürü. Askerden gelen hangi gençlerimiz burada çalışıyor bana gösterin. Hiçbiri yok. Neden? İş sahası yok burada. Herkes ben yiyeyim, ben yiyeyim. Başka bir şey yok. İş sahası. Burada en önemli şey iş sahası. Su da olur, elektrik de olur, çöp de alınır, hizmet de yapılır ama önce iş sahası. Çünkü halk kalmadı, kimse kalmadı. Bana 25 yaşında bir asker gösterin burada, gelmiş yeni askerden gelen. Yok, hepsi şehir dışında. Tarlası tapan olan burada, iş sahası olmadığı için herkes burayı terk ediyor. Hani gün gelecek eğer bu seçimde... Senin öneriler ne olur? Benim önerilerim ne olur? Burada Keskin büyük sorunu işsizlik, başka hiçbir şey yok. Hizmet olur. İşsizlik diyor, başını almış gidiyor. Ulan gitmeyi düşünüyor resmen ya. Keskin bitti. İş yok, çalışamıyoruz. Yok. O yani büyük bir organize sanayi var. Kırıkkale'den içi alıyor. Keskin'den alıyor. Keskin'in adını taşıyor ama Keskin'den içi yok. Belediye başkanları hep kendileri şey yapıyor. Öyle yani. İş yok. Burada gençler tamamı işsizdir. Evet, işsiz. Peki gelecek belediye başkanlardan ne istersiniz sen? Hangi bir vallahi belediye iş istiyoruz biz. İşimiz yok. Okulu bitirdik, öyle duruyoruz. Bilgisayar bölümü bitirdik, kimya bölümü bitirdik. Hepsini bitirdik, hiç yok. Siz başına aldı gidiyorsun burada diyorsun. Evet. Yani, gele yemeğe gel, 3 trilyon nereye gitti? 3 trilyon para nereye gitti onu sor, ben asalım da gele yine. Keskin'de işsizlik sorunu var, su yok, temizlik yok. Başka ne sayar? Peki şöyle mi diyorum? Keskin orada böyle bir sıkıntı mı görmedi? Sıkıntı görmedi. Evet. Yani bir haftadır elim yüzümü yıkamadan işe gittim. Bir haftadan kirli çamaşırla gezer mi? Gezdik, yok, yıkanmıyor, su yok. Ne yapacağım? Peki sen bu adaylar yakında biri belediye başkanı olacak. Onlara evet. Önerin ne olur? Ne istersin bunlardan? Valla önemli olan kim gelirse gelsin. Hayırlısı gelsin. Şu memlekete hizmet edecek adam gelsin, hizmet etmeyecek hiç gelmesin. Yiyecek adam gelmesin. Yani. Cebini doldurup, cukkayı doldurup kaçacak adam gelmesin buraya. Keskin bizim diyorsun değil mi? Ya yani. Memlekete hayırlısı neyse o gelsin. Hayır. Yani şu partiliymiş, bu partiliymiş, ha gönül ister ki benim partim gelsin. Gelecek de ama memlekete benim partimin adamı da olsa memlekete hizmet edeceğse gelsin. Hizmet edeceğse hiç gelmesin buraya. Keskin'in çok borcu çok. Peki gelirseniz nasıl çözeceksiniz? Ya onlar bir şekilde çözülür. Ha belediyenin öz kaynaklarını kullanmazsan. Alternatif bulunur diyorsun değil ya mi? Ya mutlaka bulunur yani. Ha. Şöyle bir kanun vardır. Belediyeye para gelmeme gibi bir imkanı yoktur. İller Bankası olsun, Belediyeler Birliği olsun. Mutlaka her ay ödeneğin yatar. Ama sen yatan ödeneği düzenli paylaştırmazsan, hesabını, kitabını bilmezsen, İşçinin şey dururken sağ cebini düşünürsen bu iş olmaz. Gelin abi gelin. Hazır yemeğe dayanmaz. Sen üstüne bir şeyler koymazsan biter. Hesabını harcamanı düzgünlüğü yapmazsan önüne gelene al sana şu al sana bu dersen olmaz. Onu zaten kimse düzeltemez. Yani. Her şeyden önce suyumuz. İkinci etapta yolumuz. Altyapı. Ne bileyim park alanı,
Yani en azından memlekete bir otopark yapılması. Bak gördüğünüz gibi araçlarımız yolun ortasında duruyor. Yani eksiklerimiz yok. Hangi birini sayalım? Memlekete yapılan bir şey de yok yani. Peki, zamanında belediye başkanlığı de... Bülent Altınışık yaptı. Ufak tefek bir şeyler yaptı. Ondan sonra da zaten gelen AKP'nin başkanlığı hiçbir şey yapmadı. Bu şekilde kaldı. Ki suyumuz akmadı yani. Durum bu. Biz yani mi istiyorsunuz? Hizmet, peki işsizlik var istiyorsak, mı? İşsizlik zaten az savada. Bizim 30-35 bin memleketimiz, 35 bin 900 memleketimiz düşmüş 9 bine. Kocaman bir köy olmuş. Trikale'nin, Ankara'nın en büyük ilçesi zamanında. Yani. Benim çocuk askerim daha gelmedi. Şu anda askerde 24 yaşında. Geldiği zaman iş yok. Geldiği zaman iş yok. Tabii ki gezecek. Ne yapacak ya? Buradan göç olacak. Çocuğumun yanına ben de gideceğim. Yani buradan bir aile daha gitmiş olacak. En büyük sizlik. Yani belediye başkanı şöyle bir şeycik yapacak değil yani. Belediye başkanı tutup da millete iş verecek hali yok. Belediye başkanının görevi iş vermek değil. Belediye başkanının görevi şey güzelleştirmek, altyapısını yapmak, yapısını yapmak, suyunu akıtmak, parkını yapmak, ne bir şeyler yapmak yani. Memleketi güzelleştirmek. İnsanların işleri yükselmiyor. İş sahası açtırabilir tabii. Sorun sizin yeri yok. Keskinde sorun yok. Her taraf güllü kulüstanlı. Keskin hiçbir sorun yok. Bak millet rahat geziyor. Hiçbir sorun yok keskinde yani. Nasıl sorun? Bu hale getiren utansın bu keskini bu hale. Kim getirdiyse. Ben de isim verildim. Kim getirdi? Milletvekili tut. Bakanından tut. Başkanlara tavsiye ediyorum. Dürüst çalışsınlar. O mesele çalmasınlar. Dürüst çalışsınlar. Eksikleri görecekler herhalde. Bu halkın sıkıntısını görecekler. Hizmeti görecekler. Eksik çok. İnsanları dinleyecekler. Ya o öncelikle o. İnsanları öyle dinleyecekler ki en yüksekten en alttakine kadar dinleyecekler. İnsanların o kadar çok sıkıntıları var. Sadece maddi sıkıntı değil, manevi sıkıntıları var. Her an buraya gelen insan, yani bu memlekete talip olan insan, insanların bütün hizmetlerini yapması gerekiyor. İhtiyaçlarına cevap vermesi gerekiyor. Onun için talip olsunlar. Yoksa ben geleyim, yan gel Osman, bidonun bostan değil yani. Onun için oturup çalışacaklar, kafasını düşünerekken, yastığa koyduğu zaman bir değil, beş kere düşünmesi lazım buraya aday olan insan. Hangisi olursa olsun, şu parti, bu parti değil. Bizim çok sorunlarımız. Ben esnafım, sıkıntılarım var. Ne bileyim, işçinin sıkıntısı var, köylünün sıkıntısı var. Bu memlekette biz yaşıyoruz. Eğer ben ne mi lazım derim, öbürü ne mi lazım derse biz bu memleketi çoktan geçmişiz ya. Yani. Memleketimizden geçmişse biz hala memleketten geçemiyoruz. Bu hale getirdiler. 30 binden, 40 binden. Burası İpek Çarşısı'ydı yani. Burası Sarraflar Çarşısı'ydı. Bak ne hale getirdiler. Gezin gördünüz sen. Dökülüyor her tarafı. Buna sahip... Şunu da gördüm. İşsizlik çok. İşsizlik değil de şöyle diyelim. Burada herkes işli. Burada emekli çok. Emekli hizmet bekliyor. Gidecek bir park istiyor. Oturacağı bir yerde bir sohbet edeceği, kafasını dinleyeceği, rahat edeceği bir yer istiyor, bir ortam istiyor. Gençlik bir ortam istiyor. Gençliğe hizmet yok. Orta yaşlıya hizmet yok. İhtiyara hizmet yok. Senin de derdin ne var diye soran yok. Seçim zamanı geldin miydi? Cenazen kıymetli. Düğünün kıymetli. Birebir en ufağından en büyüğüne kadar herkes kıymetli. Niye? Herkesin bir oyu var. O zaman herkes birinin koluna giriyor, herkes süper oluyor. Ama bittiği gün herkes kılını pırtısını topluyor kaybeden, yallah doğru Ankara. Ondan sonra herkes yine biz bize kalıyor. Ondan sonra bir 5 yıl daha bekliyor ya gelse de kim hizmet etse diye. Yani bir 3 ay böyle. Yoksa bizim keskinimiz... Orduya ilk uçağı veren bizim memleketimiz. Bak uçak şurada duruyor. Bu memleket verdi onu. Çok insanlar çıkarttık ama gününü görmedik ya. Yani. Gününü görmedikten sonra çıkartsan ne olur, çıkartmasan ne olur. Herkes derdi. Doğun, bir doğun bina işti. Ama o diyor ben gullüyüm, o diyor ben gullüyüm. Bak şunlara bak. Güllük kulüslerine. Dayın arkadaşın dediği gibi. Bu güllük kulüslerine olmuyor. Senin benim paramla bayrak var. Bunlarla olmuyor. Bunlar devletin parası. Senin benim para. Bize hizmet lazım, hizmet. Hizmeti kim edecekse o geçsin. Herkes koltuk sevdalısı. Adını sen getir, keskin gün gün geriye gitmiş bir kazamız. Gittikçe daha adını sen getir böyle sorunlara ağırlaşan,
suyu alınmayan, çöp alınmayan, işsiz gençlere böyle ortalarda dolanan bir... Peki hemen şunu soralım. Belediye başkanlarına ne tavsiyeniz olur bu seçimde? Belediye başkanları adını sen getir her şeyden önce. Girdi önemli. Devletten girdi önemli. Belediye başkanı kendi cebiyle burada bir şey yapacak değil. Suyun parasını alınırsa, çöpün parası alınırsa, dışarıdan nüfus azalımı var. Mahalli idarelerden adını sen getir bu şeye para girerse hizmet eder. Diğer adını sen getir şeylerden çıkaracağı, hazırlayacağı adını sen getir bir takım plan projeleri ilgili yerlere sunup oralardan alacağı subansiyonlarla adını sen getir hizmet yapar. Başka oturduğun yerde hizmet olmaz. Koşacak, koşturacak. Adını sen getir. Hülasa adını sen getir. Buraya gelen her para, her bir ferdin, çoluğun, çoluğun çocuğun parası. Yani dışarıdan devletin göndermiş olduğu her bir kuruş burada bir yetimin, bir insanın, bir ferdin, doğmamış çocuğun parası olaraktan geliyor. Bunların hizmete gitmesi lazım. Yapılanlar ne oldu? Yapılanların hepsinin üstü şöyle bakacak olursak adını sen getir, mesir alanlarımız, ondan sonra işte gelmiş olan araç ve gereçlerimizin hiçbirisi kalmadı. Yollarımız adını sen getir, şuna bak hepsi ta 10 sene 15 sene önce atılan asfaltlar. Her taraf adını sen getir, kaz adını sen getir, üstüne atılan yama yama memleket denecekten bir şey kalmadı. Çamlarımız söküldü, elektrik direkleri söküldü, güller gülistanlar söküldü. Yani her gelen bir şey yapıyor, her gelen bir şey yapıyor ama 10 senedir de bir şey yapılmıyor burada. 10 senedir bir şey yapılmıyor. Ama ne yapsın halk, nereye gitsin, kime gitsin? Memleketin çıkarmış olduğu büyükleri var, yetkilisi var. Adını sen getire 3 trilyon gönderdin ama 3 trilyon nereye gitti, ne yaptı? Hesabını soran yok yani. Yani bunlara biz, bilmiyorum, kaderimiz midir, çilemiz midir? Yoksa biz adını sen getir bir şey mi istemeyi bilmiyoruz? Yanlış mı seçiyoruz? Yanlış mı? Keskin ismiyle tarih ama değil mi? Tabii. Keskin olmaması lazım. Daha güzel olması lazım. Daha güzel olmamız lazım. Daha böyle halkımız nezik insanlar, güzel insanlar ama bazıları düşünemiyor bazı olayları. Bilmiyoruz yani. Hatıra satıra bu işler olmuyor. Memleket için kim yapacaksa, kim edecekse, kim yapmışsa, kim etmişse bunu nazarı itibar alıp oyunu öyle kullanması lazım. Burada bir vebal var. Bu vebal nedir? Şu orada hizmeti yapmayacak, adını sen getir, bu işleri bilmeyen bir insana bu oyu verdiğin zaman vebal altındasın. Vebal çok önemli. Hepimiz gideceğiz yarın toprağın altına. Sonuç itibariyle diyeceğim yani, halkımız inşallah iyi düşünecek, güzel düşünecek, iyi görecek ve netice itibariyle de olduğu gibi. Aşağı yukarı 25 senedir bu memleketteyim. Böyle bir iktidar göremedik. Böyle bir rezalet bir şey göremedik. Bu memleketimiz bize geldiğim sırada 25 sene oldu. 25 sene önce burası 35 bin seçmenimiz vardı. 35 bin. Şu anda 6 bin seçmenimiz var. Keskin bir naletlenmiş bir memleket olmuş. Bizim başımızda büyüklerimiz varken en büyük siyasetçiler buradan çıkıyor. En rezalet memleket de burada. Ben kendim doğuluyum. Buraya geldiğimde burada utanıyorum yani. Neden utanıyorum? Bir misafirimiz geldiği yerden götürecek yerimiz yok. Lokantamız yok. Yani temiz bir hijyenik bir şeyimiz yok. Hizmetimiz yok. Hizmet sıfır. Yani bunun köpek yuvası olmuş buraya. Her taraf, sokak, öyle hayvancılık bir kere bitirdi. Her şey bitirdi yani. Ben kendim de hayvancılıkla uğraşıyorum. Peki hemen şunu söyleyeyim. Belediye başkanlarına öneri ne olur? Belediye başkanı da iş yapana hayırlısı olsun diye. Başka bir şey diyemem. Bunu da hayırlısı kimse olsun. Ne olsun ne bu olsun. Hayırlısı bu memlekette hayırlı bir evlat lazım. Hayır diyelim hayır olsun. Hayır diyelim hayır olsun. Sen neden abi? Ne diyelim? Keskine çalışan kişi gelsin. Keskine çalışan kişi gelsin. Yani seçilip de cebini doldurup gidenlerden gelmesin. Ha, çalışsın. Yiyeceğiyse çalışsın da yesin. Diyor ki, yani, dün yapacaklar yani. Fakat burada hem yiyip hem de kaçmanın da bir anlamı olmuyor. Yani ithal belediye başkan adaylarını istek. Burada bir sürü genç var, bir sürü mesela insanlar var. Belediye başkan adayı seçilmesini bekleyen insanlar da vardı burada.
Adam Ankara'da oturmuş, hiçbir şeyden haberi yok. Keskinin ne olduğunu bilmiyor, durumunu bilmiyor. Tepeden düşme bir adam getirdiler, koydular oraya. Keskin nasıl sıkıntı yaşıyor böyle diyorsun? Yaşar yani, evet. Tabii böyle. Evet. Ne anlamda ne bekliyor? Soru söyleyeyim tek tek. Evet, Keskin'in sorunları nelerdir? Hangi birinden başlayayım? Şu anki belediye başkanlarından neler beklersiniz? Ne tavsiyeleriniz olur? Vallahi sorunumuz ortak. Herkesin sorunu belli zaten. Bundan önce basına çıktı zaten. Mevcut şey, haberlerden. Vallahi suyumuzdan, çöpümüzden, yolumuzdan, her şeyden müzdaribiz yani. Adamım, sıkıntı büyük. Sıkıntı büyük. Yani artık bundan bir dönemimiz kaldı. Bir dönemde kurtarmazsak bundan sonra bitiyoruz. Keskin böyle durum görmedim. Hiç görmedim vallahi. Vallahi görmedim. Yani bu kadar aciz olmadı. Yani iktidarın imkanlarından hiç faydalanamayan bu kadar aciz olmadı. Ben sen nasılsın? İyisin. Çok şükür Allah'a mücadele edemedik. Biz de aynı zamanda muhtar adayım. Ah, tamam, hayırlısı. Desteklerini beklerim. Tamam, buradan da destek veriyoruz. Sayın muhtarıma destek veriyoruz. Keskinliler, Allah'ın seversen oy verin. Allah razı olsun adam. Allah bin kere razı olsun. Allah demişler razı olsun. Uçuyor da çalıyor işte. Daha bunu demeye ne gerek var ki? Peki Keskin, çok acil yapılması gereken ne senin gözünde? Çok acil. Bolca para gelmesi. Ne? Bolca para, bolca. Borcu AK Parti ödeyecek, çaldığını, kim çaldıysa yandaşlarına, mal varlığına el koyacak, ödeyecek. Ondan sonra da millet sefa, yani yaşayacak. Bolca para gönderip yaşayacak. Beşir Atalay löp löp atıyor, benim şu kadar servetim var diyor. Beşir Atalay'ın servetini nereye harcayıp gidecek? Keskin'e neler diyorsun? Bu memleket Beşir Atalay'ın memleketi. Devlet Bakanı'nın, Başbakan Yardımcısı'nın memleketi. Bakın şu memlekete, Beşir Atalay bu kadar sahip çıktı memleketi. Yani ne geldiği var ne gittiği var. Ancak seçimde seçime geliyor. Seçimde seçime geliyor. Ancak şöyledir böyledir tamam. Zaten tutulmadığı gibi memlekete gelenler hep nedense dışarıdan siyasetçiler seçim zamanı aday olmak için yarışa giriyorlar. Aday olduktan sonra kazanan koltuğuna oturuyor, kaybeden çıkıyor gidiyor. Vatandaş burada mağdur oluyor. Biz bize kalıyoruz diyorsun. Biz bize kalıyoruz ve de memleketin haline şöyle bakın, zaten hiç ilerleme kaydedilemiyor. Bu şekilde yapılan siyasetlerin yanlış olduğundan dolayı memleketimizin nüfusu gittiğine de düşüyor zaten. 35 bin nüfustan şu anda düştük 10 bine. Bir kısmı da köylere muhtarlık için gitti zaten. Düştük 9 bine. 5500'de seçmen çıkar. 5 tane aday var. Kazandıklarında kim işte yapacakları siyaseten memlekete faydası ne olur bilemiyoruz. Çok acil yapılması gereken ne? Şimdi acilen memlekete yapılması gereken önce altyapıların yapılıp kanalizasyon, su bunların bir çaresi bulunup memlekete bir iş istihdamı. Sanayimiz var, faaliyeti yok. Ne hikmettir her zaman seçimde en öncelikli oluruz. Büyük Keskin oluruz. Siyasetçilerin her zaman büyükler buradan çıkar ama hiçbir zaman için buraya yatırım yapılmaz. Bugünkü mevcut ikinci Beşir Atalay memleketimizde siyasetçidir. Ama gelelim ki 5 sene olmuş, daha bir defa gelmemiştir. Bundan önceki yapılan hizmetlerin zaten hepsinin altyapısında Vahit Erdem yapmıştır. Projeler onların devamıdır. Zaten şimdi mevcut olan siyasetin başımızdaki başkan da evet bir şeyler yapmaya çalıştı ama borç batağından kurtulamadı zaten. Bundan önceki evet siyasetçiler zaten hep geldiler. Bir takım şekillerde yapılan işler de hep alta gitti. Gelen para da belli olduğu için İller Bankası'ndan siyaseten de zaten destek olmadı. Ha şimdi millet diyor ki işte AK Parti gelirse iktidar, elektrik kesilmez, su akmaz. Ha elektrikle su zaten memleketin temel unsurları. Bunu kimse kesemez. Öğrenci var, hastane var, postane var. Zaten mevcut şu andaki belediye başkanı iktidar. Ama su zaten kesiliyor. Elektrik zaten kesiliyor. Ha şimdi buna toplam bir çare belediye olarak yapılması gerekenler zaten belli ama yani ne hikmettir yanaşmıyor. Şimdi burada mesela hepsi aday olarak çıktı. Taraf olarak değil de yani burada Bülent Altınış'ın yaptığı kadar gelenlerin bir kısmı da bir şekilde hizmet yapsaydı memleketimiz çok güzel olacaktı. Ama ne hikmettir, kimse kimsenin üstüne taş koymadı ondan sonra. Her gelen bir şey yapsaydı. Evet yani onun için sorunlar bu şekilde giderek de... Elinde bardaşlık,
Keskin'deyiz. Keskin'deki sokak röportajlarımız devam ediyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Keskin adayı Haşmet Aytaş'la beraberiz. Sayın Başkan'a soracağız Keskin için. Bakalım neler hazırlamış. Keskin'de belediye başkanı olursa neler diyecek? Efendim Sayın Başkanım, hayırlı olsun öncelikle. Teşekkür ediyorum. Size de hoş geldiniz diyorum. Evet. Keskin'i yapacaklarımızı sıralamadan önce Keskin'i yapılmayanları söylemekle başlayalım. Evet. Sokakta gezen vatandaşlara sorduğunuz zaman herkesin ilk söylediği şu oldu. Olmuştur mutlaka, eminim. Keskin rahmetli Mehmet Erkan'ın döneminden bu tarafa hizmet alamıyor. Erkan'dan bu tarafa Keskin'e bir çivi çakılmadı diyor. Soruyoruz vatandaşa, Erkanlı kimdir peki? Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanıdır. Demek ki 28 yıldır Keskin'e Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanlığından bu tarafa gelen başkanların hiçbiri hizmet için gelmemiştir. Ya da hizmet yapmamışlardır. Bunların nedeni bize göre ya da Keskinliğe göre onların Keskin'de olmamaları, kaybettikten sonra da Keskin'de yaşamamaları. Biz sebepleri buna bağlıyoruz. Celal Altınış'tan başlayalım. Keskinli değildir. Kaybettikten sonra Keskin'de oturmamıştır. Yahya Ucaçeli'yi söyleyelim. Keskinli değildir. Kaybettikten sonra Keskin'de oturmamıştır. Bülent Altınışık, Celal Altınış'ın oğludur. Keskinli değildir. Kaybettikten sonra Keskin'de oturmamıştır. Bayram Sakallı, Keskin'in yerlisi değildir. Keskin'de oturmamıştır. Kaybettikten sonra da Keskin'de oturmayacağına eminim. AKP'nin adayı Esra Yılmaz Keskin'de oturmamaktadır. Kaybettikten sonra da, kazandıktan sonra da, ki kazanamayacaktır, yine Keskin'de oturmayacaktır. Ben doğma büyüme Keskinliyim. Burada doğdum, burada büyüdüm. Şu anda Keskin'de ikamet eden tek aday benim. Vatandaş bu nedenle beni tercih ediyor. Onların tercihine layık olmaya çalışacağım. Keskin'e elimizden geldiği kadar hem altyapı hizmetlerini, hem Keskin'in imar ve mamur hale getirilmesini sağlayacak olan kentsel dönüşüm projelerini, bununla beraber halkın refahını sağlayacak olan gezi, eğlence merkezleri, gençlik merkezleri, kadın merkezleri ve Keskin'in yol kenarından yararlanması için elimizden gelen bütün yerleşim projelerini yapacağız. Projelerimiz hazır. Projeyi kazanacağımız yer hazır. Türkiye'nin her tarafından, bütün il ve ilçe belediyelerinden Keskin için yapılacak yardımlar şu anda emin olun sırada bekliyor. Evet. Peki Sayın Başkanım, Keskin Belediye'nin sorunları da çok. Bu manada evet. Siz neler yapacaksınız? Nasıl ödeyeceksiniz borçları? Evet. Biliyorsunuz şimdiye kadar Keskin hep iktidar partileri tarafından yönetildi. Daha doğrusu yönetilemedi. Doğru Yol Partisi vardı, iktidar ortağıydı. Milliyetçi Hareket Partisi vardı, iktidar ortağıydı. Anavatan Partisi geldi, rüzgar gibi geldi geçti, iktidar partisiydi. Arkasından AKP iktidara başladı 11 yıldır. O da tek başına iktidardı. O da hiçbir şey yapamadı. Sadece bakanlığa ve İller Bankası'na nakit para almak için gittiler. Zaten nakit paraları görüyorsunuz, ayakkabı kutularında havalarda uçuşuyordu. Biz Keskin'in bütün borçlarına talibiz. Çelikli'de bir yakınımızın cenazesine gittiğimizde İstanbul Milletvekilimiz Sayın Müslüm Sarı oradaydı. Hocam siz Keskin Belediyesi ile ilgili sorunları biliyor musunuz dedi. Evet dedim. Ne kadar borcu var baktınız mı dedi. Evet vekilim baktım, 41 trilyon dedim. Gözleri fal taşı gibi açıldı. Sen başkan adayı olduğuna emin misin dedi. Eminim vekilim dedi. Peki bu borçları nasıl ödemeyi düşünüyorsunuz dedi. Kolay var vekilim dedim. Peki nasıl olduğunu açıklarsınız. Tamam açıklayayım. Keskin'de şimdiki belediye başkanlığı tarafından bir su projesi yapılmış. Biz emeği olanlara teşekkür ederiz. Allah razı olsun diyoruz. Ancak daha iyisini yaparak su projesiyle beraber yeri bir kez kazdıktan sonra inşallah doğalgaz ana arterlerinin boru hatlarını döşeyeceğiz. Bunlara ek projeler yaparak proje desteğini, projenin maliyetini yükselterek İller Bankası'ndan teminat mektubu karşılığında borçları ödemeyi düşünüyoruz. Borç ancak bu şekilde. Yoksa gittiğin
Beşir Bey'e gidenler, bakanlığa gidenler 300 lira para gönder, 500 lira para gönder, 1 trilyon para gönder. Sadece nakit para alarak günü gün etmeye çalışmışlardır. Biz hem altyapı sorunlarını çözecek olan projelerimizle hem halkın eğlence merkezleriyle destek projeler sağlayarak İller Bankası'ndan teminat mektubu karşılığında borçlar, geriye dönük borçların sürdürülmesini sağlayacağız. Evet, Sayın Başkanım, proje var mı? Keskin için güzel şeyler var mı? Var. Bir şeyler hazırladınız mı? Keskin için suyla beraber evet. Mutlaka doğalgaz projemiz var. Evet. Su projesi yapıldıktan sonra, hatlar döşendikten sonra vatandaşlara sorarak, vatandaşların da onayını alarak suyu kartlı sisteme geçirmeyi planlıyoruz. Umarız vatandaşlar bunu tercih ederler. Evet. Kızılırmak yerine kendi doğal su kaynaklarımızı kullanacağız. Suların yerini bulduk, yerimiz hazır. Sadece maliyet hesabını yaparak bir yerden kaynak aktarmamız gerekecek. Kaynağı bulacağız. Suyu mutlaka Keskin'in doğal kaynaklarından kullanacağız. Evet. Peki Keskin'i gezerken, evleri gezerken, caddeleri gezerken sizlere ne gibi neler anlatıyorlar? Başkan şunu da yapmanı isteriz diyorlar mı? Keskin'i gezerken öncelikle yıkılan evler bana şunu anlatıyor. Canlılardan çok cansızların anlattığı çok şey var. Keskin'de her 3 evden 2 tanesi yıkılmış durumda. Maalesef yıkılan o giden tarih, giden geçmişimiz bana Keskin'i özledik mesajını veriyorlar. Keskin CHP'yi özledi mesajını veriyorlar. Umarız CHP ile beraber yeni bir Keskin'i yakalayacağız. Hizmetler var geliyor değil mi Sayın Başkan? Hizmetler var. Olmaz olur mu? Biz hizmet için varız zaten. Bizde kesinlikle ayakkabı kutusu, rant, çıkar, menfaat, kişisel menfaat asla olmayacak. Biz Keskin'e hizmet için varız. Biz Keskinliyiz. Burada yaşıyoruz, burada doğduk, burada büyüdük, burada öleceğiz. Peki, Keskinlere nere diyoruz? Kafa diyoruz. Daha güzel, yaşanabilir bir Keskin yaratacağımıza eminim. Saygılarımı sunuyorum. Evet, sayın seyirciler, gördüğünüz gibi Sayın Başkanım dolu dolu inşallah belediye başkanı olur. Keskinler de rahata kavuşur diyoruz. Biz hayırlı olsun diyoruz. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diyoruz. Ha verdim bunları amına koyayım. Kim bu olursa sorunlar. Evet sayın seyirciler. Keskin'deyiz. Keskin'de devam ediyor. Caddelerde, sokaklarda röportajlarımızı yaptık. Şu anda da adaylarımızı ziyaretiyoruz. Yanımda Demokrat Parti'nin belediye başkan adayı Bülent Altınışık var. Efendim sayın başkanım hayırlı olsun. Allah razı olsun. Teşekkür çalışmalarınız nasıl gidiyor? Öncelikle 30 Mart'ta yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinin ilçemize, ilimize ve Türkiye'ye hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Kanal Siyaset ailesi olarak da sizi tebrik ediyorum, kutluyorum. Bu seçim sürecinde vatandaşın nabzını tutuyorsunuz. Vatandaşın nabzını yayınlıyorsunuz. Biz de vatandaşı sizin kanalınızdan, Kanal Siyaset'ten izleyerek ne yapmamız gerektiğini, nasıl davranmamız gerektiğini, halkın ne istediğini, halkın taleplerinin ne olduğunu öğreniyoruz. Tabii bu seçim çok önemli. Özellikle Keskin için önemli. Ben her yerde diyorum, bu seçim adayların seçimi değil. Bu seçim Keskin halkının, Keskin'in kaderini belirleyeceği kendi seçimleri. Ya Keskin'i bilgisiz, beceriksiz bir yere teslim edecekler. 5 yıl sonra korkum o. Keskin ilçesi değil, Keskin kasabası seçimlerine gireceğiz. Ya da bu ilçeyi bilgili, becerikli, daha önce hizmeti olmuş Bülent Altınışık'a teslim edecekler. Keskin'i yeniden derleyeceğiz, toparlayacağız. Ben diğer aday arkadaşlar gibi yapacaklarımı anlatmıyorum. Yaptıklarımı anlatıyorum. Ortaya örneklerini koyuyorum. Ve benim iddiam şu. Ben 100 yılda yapılmayacak hizmeti Keskin'e 2,5 yılda getirdim. Beni üzen tek şey Keskin'de o yapmış olduğum çok değerli hizmetler, çok güzel hizmetlerimin tamamı lime lime dökülmüş. Keşke geçen 10 yıl içerisinde belediye başkanlığı yapmış arkadaşlarımız Keskin'e hiçbir şey yapmalarına gerek yoktu. Benim bıraktığım hizmetleri yani parkıyla, mesire alanlarıyla, araç parklarıyla, ekmek fabrikasıyla, büs fabrikasıyla, çocuk parklarıyla muhafaza etseler de
Keskin'i bir 30 sene daha taşırdı. Ancak bugün baktığımda karıştırandaki insanların imrenerek baktığı, her hafta sonu 1000-1500 aracın ilçemize geldiği, o park bugün lime lime dökülmüş, yok yerinde. 50 bin ekmek çıkaran ekmek fabrikası yapmıştım, kapatılmış, malzemeleri ona buna peşkeş çekilmiş, yok yerinde. Günde 10 bin kilit taşı çıkaran, 2000 bördür taşı çıkaran, 2000 büs çıkaran fabrika kurmuştum, satılmış, yok yerinde. 40'a yakın sıfır araç getirmiştim, iş makinesi getirmiştim. Hepsi, hemen hemen hepsi, inanın bir iki tanesi hariç hurdaya çıkarılmış. Belediye garajı hurdalığa dönmüş, orada yatıyor. Geçmişte geldiğimde çeşmesi olmayan, tuvaleti olmayan, yolu olmayan, kapısı olmayan kabristanlar vardı. Hepsinin Allah'a çok şükür yoluyla, çeşmeleriyle, çevre duvarlarıyla, kapılarıyla düzenlemiştik. Bugün Keskin ilçemizin Altıntaş Mahallesi kabristanına gittiğimde 400 kiloluk kapıyı hurdacılar sökmüş götürmüş. Hiç kimsenin umurunda değil. Hamam yapmıştım kapalı. Belediye çarşısı yapmıştım, 58 dükkanlı belediye çarşısı işhanı. Satılmış, yok. Sebze pazarı yapmıştım. Lime lime dökülmüş, ızgaralarını çalmış götürmüşler, sahibi yok. Kısacası Keskin sahipsiz kalmış. Bakın dönemimde bir 50 yataklı hastane yaptırmıştım. İçerisine günde 25 hastanın tedavi göreceği diyaliz merkezi yaptırmıştım. Bugün ne acı ki Keskin Devlet Hastanesi kapatılmış. Kırıkkale Yüksek İstihbarat Hastanesi'nin arşiv binası yapılmış. Bugün Keskin'de bir kız çocuğumuz doğum sancısı çekse Kırıkkale'ye kadar bağıra bağıra gidecek. Bugün Keskin'de bir çocuğumun burnu kanasa burnuna pansuman yapacak doktor yok bu ilçede. Daha ne anlatayım? Bu ilçe sahipsiz, bu ilçe zavallı kalmış. Neticede Keskin halkı beni tanıyor. Keskin halkı beni biliyor. Ben bir dönem Keskin halkında belediye başkanlığı yaptım. Nasıl başkanlık yaptığımı Keskin halkı biliyor. Onun için 30 Mart'ta Keskin halkının gereğini yapacağını, hakkı hakka teslim edeceğini, emeğin karşılığını vereceğine inanıyorum. Keskin halkına güveniyorum. 30 Mart seçimlerinde inşallah Keskin'i bize tekrar teslim edecekler. Bu bilgilerle, bu becerikliyle, bu yürekli insana teslim edecekler. Keskin'i yeniden toplayacağız, yeniden toparlayacağız. İmrenilen Keskin yapmıştık. Bugün imrenen Keskin haline gelmişiz. Tekrar imrenilen Keskin haline getireceğiz Keskin'i. Başka da bunun yolu yok. Keskin halkı bu sefer sandıkta beni en çok sevindiren taraf, bundan önceki seçimlerde şahıslar üzerinde duruldu. Yani Bülent Altınışık'a oy vereceğim, falancaya oy vereceğim. Ancak bu seçimde şunu gördüm. Keskin halkı bu sefer kararlı, hizmete oy vereceğim diyor. Hizmet edene oy vereceğim diyor. Ben de Keskin halkına diyorum ki ben size hizmet ettim. Ben size bir dönem beni belediye başkanı seçtiniz. Keskin'i, imrenen Keskin'i 5 yılda imrenilen Keskin haline getirmiştim. Size bıraktıklarım bugün yok ortada. Hepsi biraz önce saydığım hizmetler lime lime dökülmüş. Her mahalleye bir çocuk parkı koymuştum. Cumhuriyet tarihinde ilk defa çocuk parkı koyan belediye başkanıyım. Bugün bir tanesi yok. Bir tanesi yok. Yani ben giden başkanların hizmet etmeseler bile, hiç değilse bıraktıklarıma sahip olsalardı, bıraktıklarımı muhafaza etselerdi, Keskin'i bir 30 sene daha taşırdı. Maalesef elde avuçta hiçbir şey kalmamış. İşimiz zor ama biz zoru seven insanız. Yeniden derleyeceğiz, yeniden toparlayacağız Keskin'i. Bu konuda sizin de basın olarak bu konuya göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, son sorumuş olsun. Peki, belediyenin çok borçları var. Sizin hizmetleriniz yakınında biz biliyoruz. Nasıl çözeceksiniz bunu? Bunu çok merakla soruyorum. Ya biz iş adamıyız. Biz gelir dengesiyle gider dengesini ayarlarız. Yani biz buraya belediye reisi olalım havasıyla gelmiyoruz. Belediyenin şu anki sıkıntılarını biliyoruz. Bile bile talip olduk. Muhakkak kendimize göre projelerimiz var. Muhakkak kendimize göre hesaplarımızı yaptık. Gelir dengesiyle gider dengesini sağlayacak bilgimiz, becerimiz var. Keskin'i yeniden toplayacak bilgimiz, becerimiz var. Bu konuda hiçbir hemşehrim bundan endişe etmesin. Keskin halkı beni tanıyor. Ben de Keskin halkını tanıyorum. Gereğini yapacağız. Keskin halkı gereğini yapsın. 30 Mart'ta Keskin'i bize teslim etsin. Biz Keskin'i yeniden torlarız, yeniden toparlarız. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Peki, ne diyoruz Keskinlere? Keskinlere diyoruz ki 30 Mart'ta sandığa gideceksiniz. Gratın böğrüne mührü yerleştireceksiniz.
30 Mart'ta Grat'ı bize teslim edeceksiniz. 31 Mart'ta o Grat'ı şahlandırıp bu memlekete hizmet edeceğiz. Peki. Efendim sayın seyirciler, işte gördüğünüz gibi sayın başkanım eskiden beri hizmet ettiği için fazla bir şey söyleyemiyoruz. Kendisine hayırlı olsun diyoruz. Biz de başarılı diliyoruz. Sağ olun. Keskin'de geziyoruz, sokakları gezdik, caddeleri gezdik, halka indik, burada röportajlar yaptık. Şimdi ise şimdiki konuğumuz Büyük Birlik Partisi'nin adayı Dede Yıldırım'la beraber. Sayın Başkanım, hayırlı olsun diyoruz. Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum. Efendim, seçim çalışmalarınız nasıl geçiyor, neler yapıyoruz, Keskin'de neler yapacağız Dede Yıldırım? Evet, seçim çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Keskin 2009'dan bu tarafa AK Parti iktidarının belediye başkanı arkadaşımız tarafından yönetiliyor. AK Parti iktidarına uygun performans maalesef gösterilemedi, hizmet alınamadı. Bu genel basına da intikal etti, sizin basınıza da intikal etti. Keskin gerçekten temizliğiyle, belediye hizmetleriyle, suyuyla, cadde ve sokaklarıyla, parklarıyla, bahçeleriyle hakikaten çok bu kelimeyi zorlanarak kullanıyorum. Rezil bir durumda. İktidar olmak bir şey değil. İktidar güç demektir. Ben o güce talip oldum. Ama illaki iktidar olmak değil. Beceri, çalışma, talep etmeyi bilme. Sayın Bakanım Beşir Atalay Bey de, ben dinlemedim ama dinleyen arkadaşlar söylediler. Beypazarı'nı Beypazar olduysa onda benim de katkım var dediler. Beypazarı AK Partili bir belediye değildi. Muhalif bir belediyeydi. MHP'li bir belediyeydi. Demek ki çalışan ekip, çalışan belediye başkanı, belediye başkanının ekibi iyi çalışma yapabiliyorsa, iyi hizmet alıyorsa, hizmet devletten alınıyor. Devletimiz hepimizin devleti. A Partisi'nin, B Partisi'nin devleti değil. Tabii ki belediye başkanı devlete müracaat ettiği zaman haklı sebepleri varsa, haklı projeleri varsa, yapılabilir, olabilir projeleri varsa mutlak surette bu hizmetleri alır. Keskin hizmete susamış durumda. Ben bunları biliyorum. Belediyecilik hizmetleri, belediyenin yapması gereken mecburi hizmetlerdir. İşte suyudur, temizliğidir, caddesidir, asfaltıdır, parkıdır, bahçesidir. Bunları tabii ki yapacak. Biz geldiğimiz zaman biz bunları fazlasıyla yapacağımıza inanıyorum. Sayın Bakanım da dahil, lütfen kusura bakmasınlar. Üzerinde yürüdüğü asfalt benim eserim. 20 yıllık asfalt. O asfaltı ben 3,5 kilometresi beton asfalt olmak üzere Keskin'de 13 kilometreye yakın asfalt attım. O günden bu tarafa doğru dürüst maalesef asfalt noktasında, hizmet noktasında hizmet almadı ve alamadı. Ben bunları becereceğime inanıyorum. Bunları yapabileceğime inanıyorum. Keskin çok sıkıntıda. Keskin erozyonda. Keskin aşınıyor. Keskin küçülüyor ve küçüldü. Esnafımız bizar durumda. Gençlerimiz, işsizlerimiz çaresiz durumda. Biz onlara inşallah çare olacağız. İnşallah çare olacağız. Sayın Başkanım, Keskin'de biliyorum biz de yakından takip ediyoruz. Yoğun bir borç var. Yoğun bir sıkıntı var. Siz nasıl çözeceksiniz bunu? Ezan okuyor. İsterseniz ezanı dinleyelim de. Neyse diye Allah affetsin. Benim siyasi çizgimi biliyorsunuz. Demokrat Parti siyasi çizgisinden geliyorum. Süleyman Demirel'in, eski Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel'in demokrasilerde çare tükenmez. Ben devletten nereden ne hizmet alacağımı biliyorum. Devlet, A şehrinin benim partilim, devleti de benim devletim değil. Bakınız altını çizerek söylüyorum. Ben devletten alacağım diyorum. X partiden, iktidardan, şuradan buradan demiyorum. Tabii ki iktidar devleti yöneten, bugünkü devletimizi yöneten AK Parti iktidarıdır. A şehrine, B şehrine yapıyorsa Keskin'e de yapmak zorundadır. Devletimizde çok güçlü olduğuna inandığım, partide de çok güçlü olduğuna inandığım Sayın Beşir Atalay, herhalde biz kendi partisinin adayı veya başkanı vardığı zaman ne hizmet alıyorsa, ben vardığım zaman da aynı hizmeti vereceğine inanıyorum. Niye? Ben şahsıma istemiyorum ki. Keskin halkına istiyorum. Keskin halkı da hem belediye seçiminde hem milletvekili gelen seçimlerinde AK Parti'ye %60'ın üzerinde oy verdiyse, veriyorsa
vatandaşı cezalandırmaz diye düşünüyorum. Mutlaka da cezalandırmayacaktır. Niye vermesin? Verecek. Biz belediyeciliği biliyoruz. Hizmet yapmayı biliyoruz. Vatandaşı ötekileştirmeden, tabii ki demokrasiye inanan insanım, A partiye vermiş, B partiye vermiş, filana vermiş. Benim hiç sorunum değil belediye başkanı. 30 Mart bittikten sonra benim için AK Partili, CHP'li, MHP'li ayırt olmaz. Belediyedir. Belediye hizmetlerini tabii ki yapacağım. Belediyenin borçlarının da çaresini mutlak surette bulacağım. Ben sizin aracılığınızda, sizin aracılığınızda şunu söylüyorum. Cumhuriyet Meydanı bizim. Bütün aday arkadaşlarımızla isterlerse, arzu ederlerse açık oturum yaparız. Siz sorarsınız, vatandaş sorar, biz de cevabını veririz. Hepsini davet mi ediyorsunuz? Evet, davet ediyorum sizin aracılığınızda, sizin aracılığınızda meydana oturalım. Siz sorun, halk sorsun, vatandaş sorsun, biz de cevap verelim. Peki, hemen şeye geçelim. Çok acil yapılması gereken ne sizin gözünüzde Sayın Başkanım? Keskin'de belediye hizmetleri olarak başta suyumuz Kapılıkaya'dan geliyor malumunuz. Yüklü bir elektrik borcumuz var. Sudan dolayı elektrik borcumuz var. Su zaman zaman kesiliyor. Elektrik kesildiği için su kesiliyor. Belki zaman içerisinde, kalan zaman içerisinde gene kesilecek. Bilemiyorum. Birincisi susuzluğu mutlak surette halledeceğiz. İkincisi temizlik hizmetlerine çok çok önem vereceğiz. Mahallelerimizde park ve bahçelere, bazı mahallelerimizin kanalizasyon şebekesi yok, su şebekesi yok. Bazı mahallelerimizde hiç arabayla girilmeyecek şekilde daha yol bel açılmamış. Yollarını bellerini açacağız. Ve benim birinci önceliğim, ben esnafı çok önemsiyorum. Esnafı finans edecek. Finans olması için de mutlak surette istihdam yaratılması lazım. Ben çaresini bulacağım. Bizim pek çok tepelerimiz, dağlarımız var. Orman Bakanlığı'na ait. Orman dikeceğiz, diktireceğiz. Hem arkadaşımıza istihdam sağlayacağız, hem para vereceğiz, hem memleketimizi yeşillendireceğiz. Su Birliği'nden biz Kırıkkale, Kapılıkaya, arıtma tesisine, Yeşil Vadi projesi galiba adı. Biz buranın ortağıyız. Ortaklık karda beraber de zararda beraber ne olmaz. Seçilen belediye başkanı arkadaşımız kim olursa bunun projesini, pardon, bunun ortaklık protokolünü ortaya koyacağız. Müzakere edeceğiz. Arkadaş biz buraya ortağız. Ya bizim zararımıza ortak olacaksınız ya da biz bu sistemden çıkıyoruz diyeceğiz. Keskin'in nüfusu küçüldü malumunuz. Düştü. 10.000'in altına düştü. Civarımızdan suyu kendi imkanlarımızla temin edip o sistemden çıkacağız. Ya anlaşacağız, ya bizim zararımıza ortak olacaklar, ya da su şeyinden, birliğinden çıkacağız. O yükü üzerimizden atmak zorundayız. Onun dışında ben bunu Sayın Bakan Bey'e de arz ettim. Sayın Bakanıma da arz ettim. Keskin tarım ve hayvancılık memleketi. Hayvan dağıtma, sağlam inek dağıtma şeyinde, cins inek dağıtma. Sayın Bakanım dediler ki Abdullah Üstlük'te varlardı. Ben Keskin'e dağıttım. Efendim, dağıtmamız yanlış yer oldu. Zengin köylerimize dağıttık. Benim de köyüm içinde olmak kaydıyla zengin köylere dağıttık. Oysa biz bunu asıl ihtiyaç sahiplerine, Keskin'in kuzey köyleriyle, Keskin'in batısında olan köylerimizde arazi bakımından çok dar, bu insanlarımız yemeğiyle geçiniyor. Biz buralara mutlaka hayvancılığı dağıtmamız lazımdı. Ancak kaymakamlığı ve özel idareyi mutlaka ortak etmek kaydı şartıyla. Hem daha resmiyet kazandırmak, hem daha bir ciddiyet kazandırmak, hem daha adil olarak vatandaşa ulaşmak. Bunun için Keskin'e geçen seferki seçimde de söylemiştim. En az 2000 inek mutlaka dağıtacağım. Ama kaymakamlıkla ortak olarak, ama belediye olarak, ama bir şirket olarak. Mutlak surette Keskin'e ekonomik katkı sağlayacak, ticari faaliyeti artıracak, inekçiliği ve Keskin ve Keskin'in yakın köylerine mutlak surette dağıtacağım. Bakınız Keskin Kayseri yolu üzerinde. Ben Keskinli vatandaşlarıma da sesleniyorum. Kayseri yoluna çıksınlar. Günde en az 5 tane süt tankeri geçiyor. Onlar 20'şer 30'ar tonluk süt tankerleri geçiyor. Bizim Keskin'imizden niye bir tane gitmesin? Tabii ki arkadaşım kulağıma bir şey söyledi. Bunu da söylememde yarar var. Ben kısa dönem bir belediye başkanlığı yaptım. 27 ay 5 gün belediye başkanlığı yaptım. 400 arkadaşımı çalıştırdım. 400 vatandaşımızın çocuğunu çalıştırdım. Ve hepsinin de maaşını ay başı geldiği gün tıkır tıkır verdim ve
Hiçbir arkadaşıma borcum olmaksızın belediyeden ayrıldım. Gene Allah kısmet ederse şimdi 60-70 kişi çalışıyormuş Keskin Belediyesi'nde. Keskin'in adı büyük. Keskin'in şanı büyük. Keskin'in tarihi eski. Biz Keskin'in adına, tarihine, şanına yakışır şekilde Keskin'i getireceğiz inşallah. Keskin'in iş adamlarımız var. O iş adamlarımızla Keskin'de Sayın Bakan'ın bir toplantı yaptılar. Zannediyorum seçim sonrası bir daha yapılacak. İnşallah içerisinde ben de olursam o iş adamlarımızı ki şimdi yakınlarımız da var, akrabalarımız da var. Mutlak surette Keskin'e getirip Keskin'de istihdam yaratacak. Yani işe adam girmesini sağlayacak. Faaliyetlerin içinde mutlaka bulunduracağım. Onlar için yer tahsisi olursa yılında, daha doğrusu 94'ün başı itibariyle Genelkurmay Başkanı'na müracaat ettik. Kırıkkale Tugay'ına bağlı bir alayın Çubuk'ta. Oradan da kalkacağını söylemişti o zamanki Tugay komutanımız. Bir müracaatım vardı. İkinci kez de müracaat etmemi söyledi. Ben de tekrar ikinci kez müracaat ettim. Buraya Tugay komutanımız, Tümen komutanımız ve Kolordu komutanımız geldiler. Karıştıran diye tabir ettiğimiz yeri kendilerine tahsis edeceğimizi, askeri birliğin burada olmasını, Kırıkkale'nin bize çok uzak olmadığını, devletin stratejisini bilmem, güvenlik stratejisini ama oraya da faydalı olacağını düşündüğümü ifade ederek alayın gelmesini talep ettim. 1500 asker mevcut olan, 116 subay az subayı olan, bunun altını çizerek söylüyorum. Efendim bu afaki bir şey. Bu gerçek dışı diyen varsa Keskin Kaymakamlığı burada. Genelkurmay Başkanlığı Keskin Kaymakamlığından şunu sordu. Dedi ki Keskin'de hastane durumu nedir? Yatak kapasitesi, doktor kadrosunu, milli eğitimin öğretmen kadrosunu ve okul durumlarını sordu. İki temel hizmet kısmen de askeriyenin üzerine vermiş olacaktık. Keskin belki bugünlerini yaşamayacaktı. Daha da gelişecekti. Esnafımız para sıkıntısı çekmeyecekti. Sifta etmedim, ticaretim, satışım iyi olmadı demeyecekti. 116 subay ve astsubay ve 1500 askerin getirisi Keskin için hayati bir önem taşıyacaktı. Maalesef biz bu hizmetlerden yoksun kaldık. İkincisi, bu iktidar döneminde, Sayın Cemil Çiçek'in Adalet Bakanı olduğu dönemde şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışan, yine Cemil Çiçek Bey'in yanında bulunan Haydar Çiftçi diye bir hemşerimiz, hizmet aşkıyla dolu bir hemşerimiz, Keskin'e çok ricada bulunmasına rağmen adliye yeri için, adliye binası, adliye sarayı yapmak için yer talep etti fakat verilmedi. Hapishane yeri talep etti, verilmedi. Evet, Keskin'e bir hapishane yapılıyor. Keskin, Cumhuriyet döneminin ilçe bazında ilk ağır cezası Keskin'dedir. Bunun pek övünülecek tarafı yok. Ama bizim sebeplendiğimiz tarafları şu. Tabii ki buradaki hakim savcı devlette eğitim almış, devletin adalet sistemini yürüten insanlardı. Onlar esnafımızla haşir neşir oluyordu, vatandaşımızla haşir neşir oluyordu. Dolayısıyla kültürel yönden, sosyal yönden bir şeyler yakalıyorlardı. Keskin tamamıyla bunu kaybetti. Hakim ve savcılarımızı ziyaret ettim. Birçoğu Kırıkkale'de oturuyor. Niye Keskin'de oturmuyorsun? Çocuğum orada okula gidiyor, çocuğum orada kreşe gidiyor diyor. Biz Keskin'de onların çocuklarının okuyacağı mutlaka okullara ön ayak olacağız. Devletimizden isteyeceğiz. Kreşimizi onlar yapmazsa biz yapacağız veya esnafımıza, zengin vatandaşlarımıza yaptıracağız ve Keskin'i bu şekilde kurtarmaya çalışacağız. Evet, bu manada Keskinlere neler diyor Sayın Başkanım? Sözümden önce şunu söylemek istiyorum. Keskin Belediyesi'nden 90 civarında arkadaşımız başka kurumlara geçtiler. Fakat belediyeden maaş alacakları var. Kiminin 3, kiminin 5, kiminin 20 maaş alacağı var. Çalışan arkadaşlarımızın da maaş alacakları var. Şimdi seçim dönemine giriyoruz. Bunu şarta bağlamak pek etik olmaz. Eğer şarta bağlıyorlarsa hem aday arkadaşımız hem de diğer yetkililerimiz çok ayıp etmiş olurlar. Bunu şarta bağlamadan bir defa Keskin Belediyesi'nin borcuysa bunu ben de gelsem ödeyecek. Esra Hanım da gelse ödeyecek. İlla Esra Hanım olursa öderim. İşte Dede Yıldırım olursa ödemem. Bu suç da teşkil eder. Etik de olmaz, ahlaki de olmaz. Bunun altını çizmek istiyorum. Kim olursa olsun belediyede kimin alacağı düşmanım dahi olsa, ki benim düşmanım yok. Hepsi benim arkadaşım, kardeşim. Hatta onların belediyede işe girmelerine
Ben sebebim, ben vesileyim. Çünkü ben tarafımla, dostlarımla, arkadaşlarımla Yahya Bey'e destek verdim. Çok büyük desteğim olmadı belki ama bardağı taşırdım. Yani seçimi kazandırdım. Bunun takdirini de Keskin halkına bırakıyorum. Çalışan arkadaşlarıma bırakıyorum. Oradan ekmek yiyen, iş bulan, işe giren arkadaşlarıma bırakıyorum. Umarım takdir ederler. Umarım takdir ederler. Değerli basın mensubu, 30 Mart'ta yapılacak seçimin ülkemize, milletimize ve Keskin'imize ve Keskinliğe hayırlı olmasını diliyorum. Huzur içinde geçmesini diliyorum. Diğer partilerden aday olan arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Onlara başarılar diliyorum. Biz Keskin'de sağ olun arkadaşlar. Keskin'de hizmete kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çok projelerim var. Çok düşüncelerim var. Hem devlet olarak, hem özel sektör olarak, hem belediye olarak mutlak surette Keskin'i bugünkü biraz klasik olacak ama mahpus tarihini mutlaka yeneceğiz. Size ve ekibinize çok teşekkür ediyorum. Evet, sağ olun. İşte efendim gördüğünüz gibi Sayın Başkanım, Dede Yıldırım dolu dolu, inşallah belediye başkanı olur, inşallah seçilir. Keskin her şeye en güzel layık diyoruz. Bence Keskin bir tarihtir. Tarihimize sahip çıkalım.